Melek Demir ismim, Kırşehirliyim. Öğretmenim, okul öncesi öğretmenim. 7 yıllık Hatay'da bir görevim oldu. Sonrasında bir ihraç süreci yaşadım. Hala sürecim devam ediyor zaten. O ihraç süreci boyunca da birçok işte uğraştım. Birçok alanda emek verdim diyeyim. Kendi evimden tutun da, evde yaptığım ürünlerin satılmasından tutun da, hizmet sektörüne, basına, eğitim sektörüne birçok alanda çalıştım. En son artık kendimle alakalı bir şey yapmam gerektiğini hissettim. Sevdiğim bir alanla uğraşmak istedim. Resim seviyordum. Resim okudum. İkinci bir üniversite daha bitirdim. Öyle bir yeni bir hayata başlangıç yaptım. Hatay'daki sürecimden sonra, Hatay'da uzun bir sürede yaşadım. Bir yaşam değişikliğine ihtiyacım olduğunu hissettim. Diyarbakır'a geldim. Biraz kültür arayışı, köklerin arayışı üzerinden de giden bir sürecim oldu Diyarbakır'da. Buradaki sürecimde de artık üretime geçmek zamanıydı benim için. Çünkü resim eğitimi bitirmiştim, uğraşıyordum ama bunları sergileyebileceğim ya da sürekli olarak yapabileceğim bir yer yoktu. Atölye fikri oluştu kafamda ve Sur'da bir dükkan açma kararı aldım. Birçok alanda hani kendi emeğimin olduğu, üretimimin olduğu birçok alanda üretim yapıyorum atölyede. Aynı zamanda dışa da aktarımını yapıyorum, satışlarım da oluyor. Ama ağırlıklı bir kısımda üretim üzerinden hala devam ediyorum. Alalım sanat, sanat üzerinden, özellikle resim üzerinden gidiyorum. Yağlı boya, kara kalem ve sulu boya çalışmalarım oluyor. Biraz Diyarbakır kültürü üzerine, mesela kahveyle, hani doğal malzemelerle kültürü yansıtmak üzerinden biraz gidiyorum. Diyarbakır'ın surlarını kahveyle çiziyorum. Yine gene kültürden kadınların dövmeleriyle, dekleriyle, yazmalarıyla birlikte portrelerini çalışıyorum sulu boyada. Onun haricinde genelde yağlı boya çalışmalarımda da biraz kadın ağırlıklı ama kültürel kıyafetleriyle, kimlikleriyle kadınlara çalışıyorum. Onun haricinde seramikle uğraşıyorum, seramik seviyorum. Yine tasarım üzerinden yelekler yapıyorum ama yeleklerin üzerine mutlaka sanattan, resimden bir parça işlemelerinden çizimlerine kadar onlarla uğraşıyorum. Mumları tasarlıyorum, takıları tasarlıyorum birçok alanda. Hani yapabildiğim kadarıyla sanatla hayatı birleştirmek üzerinden çalışmalar yürütmeye çalışıyorum. Atölyede aynı zamanda üretimi yaparken dersler de veriyorum, kurslar da veriyorum. Hobi kursları, okul öncesi öğretmenliği ve resim öğretmenliği açıkçası biraz birleştirerek atölyeler yapıyorum. Hem seramik, hem ahşap boyamasından tutun da resme kadar. Hem çocukların görmesini öğretmek, yaratıcılıklarının ölmemesini sağlamak ve bunları açığa çıkarma üzerinden atölyeler de veriyoruz küçük yaşlarda. Büyükler için hobi atölyelerimiz oluyor. Birçok alanda da uğraşıyoruz. Mesela çantamızı dikiyoruz. Çantayı diktikten sonra onların boyaması, süslenmesi artık biraz da öğrenci ya da kursiyere kalıyor. Bu şekilde birçok alanda da çalışmalar yürütüyoruz. Küçük biraz çıkarsaydım. Açıkçası atölye açarken insanlar gelip baktığında burada ne açılacaksın dedi. Hani atölye, sanatla uğraşacağım dediğinde sen boşver burayı manav yap, işte toz sat falan tarzında genelde tepkiler oluşmuştu. Çünkü bunun da aslında bir gerçekliği var. Sanat ülkemizde ya da genel olarak Orta Doğu'da mı diyeyim, çok fazla aslında olan ama çok da değeri görülmeyen, belli olmayan bir süreç içerisinde. Şimdi sanatla uğraşmak gerçekten zorlu bir süreç. Yani ekstranız olması gerekiyor. Tamamıyla kendinizi resim yapıp sergiler üzerinden götüremiyorsunuz. Şimdi ben burada hem kadın olarak bir tutunma aşamasına girmeye, hayata tutunma üzerinden bir süreç yürütmeye çalışıyorum. Bunun çok fazla zorlukları da oluyor. Şimdi maddi anlamda, ekonomik anlamda zaten zorluklar yaşıyoruz ülke olarak. Her gün aldığınız bir ürünün bile bir ay sonra fiyatı 3 katına çıkmış olarak karşımıza çıkabiliyor. Şimdi bu süreçte olabildiğince kendi emeğimle yapmaya çalıştım. Yani raf almak istedim. Rafı alabilecek bir maddi imkanım olmadığı için ahşabı kesip boyayıp çiviler takıp onlarla yaptım. Yani olabildiğince açtığım zaman atölyeyi kendim boyayarak, kendim birçok alanda da kendim çalışarak atölyeyi açma durumunda kaldım. Çünkü her yapmak istediğim şeyin fiyatı çok fazlaydı ve karşılayabilecek gücüm yoktu. Olabildiğince el emeğini açtım. Yavaş yavaş kendini götürüyor diyeyim. Yavaş yavaş açılıyorum, üretimlerimi hızlandırıyorum. Ama en azından geleceğinin mutluyum.